ne işte sinema içerikleri falan yapıyorsun. Bire bir cümlene kadar çalıyorlar. Bak bire bir cümlene kadar çalıyorlar. Hepsini çalıyorlar. Ondan sonra da hiçbir şekilde ben buradan aldım. Etkilendim bile demiyor adam. Kek YouTube kitlesinin farklı olduğunu nasıl tespit ettin? Yaşlar daha genç. Ee, bir de ki kitlesi demeyeyim ona yayıncı kitlesi diyeyim yani Twitch'teyken fark etmiştim. Onu seçim döneminde her e, çağırdıkları Twitch yayınında mutlaka e, chat'li bir şey yaşıyordum. Bir disput yaşıyordum mutlaka. Bir sıkıntı çıkıyordu yani. Çok sürü halinde hareket ediyorlardı chatte özellikle. Hani kolay manipüle oluyorlar. Nedenlerse desinler yok falan diyecekler ama zırva yani o. YouTube'da o şekilde değil. YouTube'da olan insanlar yayın takip eden veya chat'e önem veren insanlar diye chat'te ne yazıyor falan diye bakmıyorlar. Rastgele bir şey yazıyor adam chat'e Öyle şey yapıyor, hareket ediyor. En azından benim kitlem. Evet, Saraçhane yani. Witch King hatırlıyorsun. Saraçhane yani. Ya orada hakikaten sinirden birini şey yapacaktım. Elime geçirecektim yani. Kafayı yemelik de o yayınlar. Bu İlker olayı ne chat'te ayırdı. Ya o mevzuları çoğunuz anlamıyor ama. buradakiler anlıyorlardır da. Youtube'da falan anlamıyorlar ama nakim. Adam hala şey yazıyor böyle çok heyecanlı bir şekilde. İlker yazıyor. Ne adı İlker mi falan böyle. Değil yani. Efe'nin babası. Bir keresinde Erlin adı İlker diye böyle bir espri yaptı. Sonra bizimkiler bunu yayınlarda esprili bir şekilde sürekli dile getirdi. Bir mim, bir espri, bir şaka. Bak demin sordun ya farkı nereden anladın diye. Farkı buradan anla <laughs> Anladın mı? Deminki soruya da cevap oldu bu. Mesela YouTube'dakiler onu anlamıyorlar. Boomer'lıkla alakası yok. Adam farkında değil. Takip etmiyor ki olma. Adam sadece belgeselleri izliyor ayda bir yayınını izliyor, kesidini izliyor. Bir bitiyor. Geyikleri, esprileri, şakaları falan bilmiyor ki. Ya yapma Allah aşkına yayınlardaki kitle seni anlık takip ediyor, eğleniyor. YouTube kitlen hep aynı soruları sorup duruyor. Hala her yayın kitap okuma alışkanlığına ee, mim gurmesi. Orada bir yanlışın var. Çünkü bahsettiklerin süper chat oluyor. Yani bir kere denk geliyor yayınlara onu çoğu da yazıyor. Bir kere denk geldim, ilk defa denk geldim. Soru sormak istiyorum diye yazıyor. Onlar sürekli takipçi değil. <laughs> sana 1.67 şey diyorlardı. Evet evet öyle umuyorlardı. Öyle Umuyorlar. <laughs> Abicim bak YouTube kitlesi boomer yaşlı moruklardır onlarla bir yere gidemezsin. Yo değil hani 25-35 arası. 40-40'a kadar giden de var. Özellikle belgeseller konusunda. Bugün yüzdün mü? Evet tabii ki de. Yayınlarda farklı içerik tüketecek miyiz? Ben bir şey planlamadım ama hata. Yani o denk gelirse bir şey derlerse. Ya da geçen YouTube yayında şey planlandı. Bu şey izleyelim diye. 32. günü şey belgeseli Demir Kırat falan var ya onu izleyip <laughs> yorumlayalım diye bir şey çıktı. Fikir çıktı ortaya da. Penguen izledim. izlemedim ama şeyleri gördüm. Fingolfin eleştirileri gördüm. Sopranos'la kıyaslamalar. En iyi pilot bölüm falan gibisinden. Gördüm yani. YouTube'da seni çok farklı yerlerden adam. Evet Yüzü YouTube daha geniş bir platform. Onu çoğunuz anlamıyor. Yani hakikaten çok çok geniş bir platform. Köydeki adam abi, hani dağın tepesinde çoban yapan arkadaşlara kadar, çobanlık yapan arkadaşlara kadar tut. Çoğu kişi dinliyor. Çok kişi dinle yanlış oldu. Çok fazla grup insan dinliyor daha doğrusu. Burası daha rahat Gandalf Beyefendi. Çünkü ee, ana kitlem burada değil. Takipçi kitlem burada değil. O yüzden rahat. Ben <laughs> bu güzel biz metresiyiz youtube asıl evi kabul edin evet youtube benim hiç asıl mekan her zaman her zaman belgeseller içerikler eseyler kalıcı olanlardır şey değil yayınlar değil yayınları da seviyorum eğleniyorum gülüyoruz falan mimler çıkıyor espriler yapıyoruz ama günün sonunda abi yayınlar değil kalanlar belgesellerdir videolardır benim için önemli olan o. Ben iyi yaptığımı düşünüyorum ama hepsini. Zaten çok arkadaş var şeyden yayıncılığa geçmek isteyen. İşte içerik üretmeyip daha çok e, yayıncı tarafına kaymak isteyen. Bazıları iyi yayın yapar. Bazıları iyi video yapar. Ama herkes aynı şey yapamaz. Eğer ben değilseniz. Ney? falan. <laughs> Don Sezer sen kemik kitlesini oğlum her yerden takip ediyorsun. Artık prive bile girmişsin yani o. Demek her yerden takip ediyorsun. Twitch kitlesine nefretini açar mısın? Ya anlattım bunu birkaç kere. E, seçim dönemindeki yayınlara katıldığımda beni o kadar sinir ettiler ki bayağı nefret biriktirdim. Yani bayağı ee, bu Twitch ikonlarını falan gördüğüm zaman bile nefret basıyor beni o derece. O sebebi ben ben, ben bunu yayınlarda söyledim yani. Kimsenin kitlesini de kastetmedim. Ben bunu gittiğim arkadaşlarım yayınlarında da söyledim. Açık açık söyledim. <laughs> Geceleri seni düşünerek uyuyordum. <laughs> tamam Harun. <laughs> yani niye olacak oğlum? Bir fikir söylüyorsun mesela. Youtube'da bir şey söylediğim zaman şey yazıyorlar aşağı. Abi katılmıyorum. Uzun uzun yani uzun dediğim gibi birkaç cümle şey yazıyor ya. Yani. Fikrini soruyor bilmem ne. Herkes başka bir telden çalıyor ama yine bir şekilde akan bir sohbet, akan bir karşılıklı etkileşim var. Twitch'te öyle değil. Twitch'te chat bir tarafı tutuyor ve herkes aynı şeyden gidiyor. Hiç kimsenin özel bir fikri yok. Kusura bakmayın. Yani bu şeyle alakalı. Bu topluluklarda, kalabalıklarda da böyle. Yani bunun şey videosunda yapmıştık ya interaktif propagandada da. Kitle psikolojisi üzerine tezini de, tezini de değerlendirmiştik ya Gustav Lebon'un falan. Hatırlıyorsunuz aynısı aslında pek farklı bir şey yok. Yani o, o kadar delizyoneldi ki şeyde bu seçim döneminde ben şey hatırlıyorum. Ya bir yandan niye bu kadar takılıyorum diye soruyorsunuz büyük bir ihtimalle de. Bu amına kodumun kick şeyini çeti kaydırmaya çalıştığım zaman nicklerinizi tıklıyor ve ayrı bir şey açıp duruyor. Pencere açıp duruyor. Kafayı yedirecek bana. Sağdan almam gerekiyor. Sağdan kaydırmam gerekiyor herhalde. Sağ elimle. Heh, ne anlatıyordum ben? Seçim dönemi hatırlarsanız Ekrem İmamoğlu'nun şeyi var. E, Saraçhane'de işte bunun davası falan oldu diye işte Meral Akşener onu çıkardı. O hikaye buradan devam edecek. Ben hatırladınız onların hepsini. Neyse ben tabii şey biliyorum yani KK'nin mevzusunu biliyorum ne yapacak diye. Almanya'dan hızlı hızlı dönecek falan ama o zamanlar inkar ediliyor. Hani KK ile bir sıkıntı yok. İşte Meral'le KK'nin arası çok iyi. Her şey planlı. Kılıçdaroğlu adayının son dakikada geri çekecek falan. Yıpranmasın aday diye. Hatırlıyorsunuz o mevzuları. Velhasıl Saraçan'da bir organizasyon yaptılar. İmamoğlu'na orada şey yaptılar. Spiker yaptılar sunucu yaptılar. Ellerin eline böyle bir kağıt verip sunucu yaptılar herifi. Ben dedim ki yani oğlum buranın asıl asolisti bugün bu adam olması gerekiyor. Bunun davası var çünkü. Yani ben Davutoğlu geliyor konuşuyor. Babacan geliyor konuşuyor. Herkes konuşuyor. Şov yapıyor. Altı parti şov yapıyor orada. Kılıçdaroğlu geliyor şov yapıyor. Adam oradan sunuyor. Evet şimdi şimdi de bu gelecek falan diye sunuyor. Abi yani davayı gören eleman. Onun mevzu. Onun konuşması gerekiyor. Çok da kötü bir konuşması vardı. Hani herkese teşekkürle falan. Çok soft bir konuşması vardı hazırladı. Halbuki bir gün önce şeyde yaptı, bir gün önce kendi başına yaptığı konuşma e, çok rahattı. Çok daha iyiydi bir konuşmaydı. Yani Daha fazla adrenalin falan da vardı ya sonuçta. Yani hukuksuzluğa uğruyorsun bilmem ne. Neyse yani kısa kesmek için e, seçim doğru sıktı abi. Yok seçimle alakalı değil ceviz bu. Chat'le olan mevzuyu anlatıyorum. Bunu geçtik yoksa. Ben de bunu yayında söyledim. Bu bana dedim garip geliyor ya. Hani bu, bu organizasyon falan çok saçma geliyor bana. Dedim ben de yayında. Çok saçma bir organizasyon bu. Böyle olmaması gerekir falan. Abi chat'te ne kuduruyorlar biliyor musun? çok iyi bilmem ne hani kendilerini inandırmaya çalışıyorlar çok iyi olduğuna. Aksi bir fikre tahammülleri yok. Twitter'dan da veriyorlar tabii bunlara gazı. Veriyorlar bunlara gazı. Veriyorlar bunlara. e şeyi öldürdüler. Aykırı fikir belirtmeyi öldürdüler. Anladınız mı? Mesela ben bu işi hiç yapmadım. Ben benle ayrı düşünen kimseyi bu şekilde linç edeyim, öldürüm şeyine girmedim. Hatta yayınlarda biliyorsunuz o kişilerin de tezlerini değerlendirip şey diyordum. Benim konuşmalarım hatırlarsın seçim dönemi. Ya böyle böyle diyorlar. İşte şunlar da böyle böyle diyor. İşte iddialar, tezler bu, teoriler bu. İşte benim çıkarımda bu, bu falan gibisinden yorumluyordum. Çünkü antitez olmadan, tez antitez olmadan sen bir sentez yürütemezsin. Ya, sağlıklı olmaz o mevzu. Bunu bir türlü idrak edemediler. Egemen Tuncer evet hatırlıyorum. Kabullenemiyorlardı onu. İlk turda kazanacağız hikayesi vardı ya o yüzden. Ya virgül Virgülü grif. ha Virgül virgül ama tersten virgül yazmışsın. E, dediğin güzel. Değindiğin tez güzel. Değindiğin tez güzel. Değindiğin teori güzel ama şöyle bir şey var. Seçim döneminde seni izleyenler senin kitlendiği sadece. Hani orada bir topluluk izliyor seni. Büyük bir topluluk izlemeye başlıyor. Herkes geliyor. Ve sen orada o kitleyi bir laf anlatana kadar işte abi rahat durun tamam hani burayı propaganda aracına çevirmeyin rahat olun diye anlatana kadar yayını yapamazsın. Fazla bir imkanın kalmıyor. Sap modu alabilirsin en fazla. Bu sefer de sap olup gelip yorum yapıyorlar. Evet yankı odası olayı vardı. Onu herkes yaptı. O Twitter sağ olsun. YouTube'a ciddi bir rakip çıkmasını ister Benim YouTube'da bir derdim yok aslında ama atabiliyor musun? Hani YouTube her zaman hayatım boyunca benim için ana mekan oldum. Ara sıra bu Shadow Ban olayı oluyor ama YouTube'un mevzusu değil o. Hani sürekli bir şekilde Telegram'dan bastırıyorlar bazen. Böyle ana kanal şey çıkmıştı, işte YouTube YouTube'a çıkmıyor falan biliyorsunuz hikaye. O oluyor bazen ama toparlıyor. Şu Allah var, haklarını vermek gerekiyor toparlıyorlar söylediğin zaman böyle böyle olduğu zaman algoritmaya bırakmadığın zaman birisi çalışan denk geldiği zaman toparlıyorlar bunu. Onun haricinde hani maddi olarak ihtiyacım yok. Hani bağımlısı değilim ama bağımlı olanlar için şöyle bir sorun da var. YouTube çok fazla komisyon koyuyor. Yani YouTube'dan para kazanıyor olsaydım o benim sinirimi çok bozardı hakikaten. O benim sinirimi bozardı mesela. %70'i falan gidiyor. O sinir bozardı. Abi o kitle kickte gelse aynı şeyi burada demeyecekler miydi? Durumda Twitch kitlesi senin dediğin gibi kötü olmuyor. Austin yani ben Twitch'te olduğu için sonuçta buraya da Twitch'ten taşıdı yayıncılar kitleleri. O sırada hem YouTube'dan hem kickten kazanan şu to. Sentik Sox doğru. Ee, hani şutoyu üf, idare edecek kadar vardır mutlaka da. Aktif olduğumuz zaman. Çoğu zaman aktif değil şimdi onun hakkını yemeyelim. Ne kadar içerik üretirsen o kadar çok kazanırsın. O da bir gerçek. Ama şöyle bir durum var. Kik'ten para kazanma olayı bu KCIP dedikleri sistemle oluyormuş. O da bizde yok. Hani KCIP açmadık. Bu sebeple hani kick'ten benim bildiğim kadarıyla yanlış olmasın ya. Benim bildiğim kadarıyla YouTube'dan yayın işi daha karlı olması gerekiyor bizim açımızdan. Çünkü YouTube'da yayının reklamları falan filan olduğu için üyeliklerden değil üyelik bir şey kazandırmıyor. Yani 15 liranın işte yarısının bilmem kaçını alıyorsun. 5 lira mı ne alıyorsun orada. YouTube daha fazla kazandırıyor. Kik'in aksine. Adam Saint Ox hala Saint X Ox diyor. Just... <laughs> Alıştım çünkü. Burada abonelik daha iyi. 100 doğru, Burada abonelik belki daha iyi ama ya, ne kadar abonelik yapacaksın ki? Full yapanlar kazanıyordur. Onu bilemem. Onu sormam gerekiyor. Full yayıncılık yapanlara sormam gerekiyor nasıl diyor işler. Hani full sabah akşam Kik'te yayın yapanlar ne kadar kazanıyor bir sohbet eder sorarım onlara. Hakikaten varsa böyle ne bileyim abi artık ne kadar sabah. 4-5 bin sabı falan varsa elbette dolardan falan kazanıyordur onlar. O ayrı bir konu. Ama benim açımdan karşılaştırdığın zaman bir kere yaptım yani bir kere üzerinden kıyaslıyorum. Bir kere yayın yaptım, bir kere şey yaptım. O zaman kick, e pardon YouTube, YouTube tarafı. 4-5 bin sub ancak o da vardı. Zaten onu düşünerek söyledim Chronic Broke yani. O kazanıyordur ama o, o da hani en büyük yayıncılardan biri. Evet KCIP olayını ben sonradan öğrendim. Ahmet Degreed ben şey sanıyordum KCIP'yi işte onaylama falan oluyorsun o şekilde. Mevzu öyle değilmiş. KCIP de olay şuymuş aydınlattı bizimkiler beni biraz. Ee, saatlik üzerinden ve sizin aktifliğiniz üzerinden yayın saat başına e, kick üzerine para veriyormuş yayıncılara. Öyleymiş o mevzu KCIP dedikleri. Abi bu yayıncılıkta spor olması, sponsor olması yapılacak iş değil gibi. Crash Crashmay'a katılıyorum. O, ona katılıyorum o dediğin doğru. İçerik üretme de o şekilde oluyor bu arada. Hani ben mesela full yayın yapamam. İşte her gün yayın açıyor ne bileyim haftada 3-4 gün yayın. Mümkün değil. Ramazan'da kahve izleyeceğiz değil mi? İzleyeceğiz söz verdim. Ama burada nasıl ayarlayacağız onu bilmiyorum ya. Benim şimdi sindirim falan anlatırken. Çünkü ee, Jaho ile yaparken chat benim sinirim bozuyordu bazen. Bir şey anlatıyoruz anasını satayım. Jitem'den şundan bundan. Sinir ediyor. İyi tamam anlatmadım amına koyayım ben de. Geçtim son son bölümlerde hiçbir şey anlatmıyordum. Sadece izliyordum. Anlatmayacaksan sen de izlemenin ne anlamı var? Ya işte abi yani Twitch kitlesi işte. Bu az önce kickte para kazanma yöntemi bilinen yayıncılar için mi geçerli? Yeni başlayan yayıncılarla da anlaşma yapıyor. Elif yani e, bir fikrim yok. Yeni başlayanlarla yapmıyorlar. Bildiğim kadarıyla bir şey doldurman gerekiyor. Bir zaman süresi doldurman gerekiyor. Belli başlı şeyi doldurmanız gerekiyormuş. Ön şartları. Onun ardından şeye başvuruyorsunuz. Kike bana KCIP, KCIP açar mısınız diye. Kik de onaylarsa eğer sana KCIP açıyor ama ben böyle hani küçük yayıncılardan çok görmedim. Hani yeni başlayanlardan falan. Mesela bizde de yok. Başvursak herhalde bize de olmuyor galiba. Gözüküyor mu şey bizde? Mesela başvurmaya çalışsak. Dur bakayım. Mesela bizde de yok. Aynen. Bizde de yok. Bir de bildiğim kadarıyla yine yanlış olmasın. Yani bu işleri gidin bizim Kikle daha iyi arası olan arkadaşlara sorun. Benim hiç aram yok çünkü bilmiyorum. Ee, şey belli bir ne yazıyordu? Dur bakayım söyleyeyim sana. 25 abonen olması gerekiyor son 30 günde abonelik sap ortalama 100 izleyicinin olması gerekiyormuş 30 günde 15 gün yayın açman gerekiyormuş yani her iki günde bir yayın açman gerekiyormuş direkt unutabilirsin bizim için <laughs> unut gitsin yani ve son 30 günde 50 saat yayın yapman gerekiyormuş 500 farklı chat user'ına ihtiyacım varmış. Yani chatte 500 farklı insanın chat'e yazması gerekiyor son 30 günde. Ve en az 1500 takipçiye ihtiyacım varmış. O zaman başvurabiliyormuşsun. Haberin olsun. Benim arkadaşımın ya onun için zor. Elif zor zor. Sıfırdansa zor. Ben hep şey yapmaya çalışıyorum. Ben daha beğendiğim... Daha işte yeni yeni başlayan yayıncı arkadaşlar falan olduğu zaman hep destek vermeye çalışıyorum. Çünkü gatekeeping olayı çok var. Gatekeeping olayı çok var. Hiç sevmem. Hani büyük yayıncı olarak gören kendini insanlar yayın yapmaz, ne bileyim bir host atmaz. E, o işlere girmezler. İşte ne bileyim YouTube'da mesela hiçbir şekilde prim verilmez. Hatta ve hatta gazetecilik dünyasında haber yapıyor adam mesela haber için kaynak vermiyor. Çok berbat, çok leş ya valla. Ben o yüzden dikkat ederseniz hep şey yapmaya çalışıyorum. Çok beğendiğim kanallar falan olduğunda mutlaka destek vermeye çalışıyorum ki şevki kırılmasın insanların. Yani adam bir şey üretiyor, karşılığını alsın anladın mı? izlensin mesela hakkını alsın veya insanlar en azından bir kere görsün. İstiyorlarsa takip ederler, istemiyorlarsa etmezler anladınız mı? Ben şey yapmaya çalışıyorum, dağıtmaya çalışıyorum, gidiyorum yayınlarını falan duyuruyorum. Bir görsün insanlar, beğenirlerse benden sonra da şey yaparlar, takip ederler. E beğenmezlerse en azından o şans verilmiş olur. Olmuyor, insanlar hakikaten şans vermiyor. Bak ciddi diyorum, monopol oluyorlar ve hiçbir şekilde ticarette de öyle, normalde de öyle, her yerde öyle hiçbir şekilde ee, şey yapmıyorlar, paylaşmıyorlar. Ve daha da komik biliyor musun? E, daha da komik. İyi niyetten değil, ben sevdiğim için, yani sevdiğim kanallara gidiyorum ben. Adamı zaten seviyorum. Adama bir iyilikte bulunmuyorum ben. <laughs> iyilik olsun diye gitmiyorum sevdiğim için gidiyorum zaten sizi de görün hani ben de izliyorum sizi de görün diye Mustafa e ben Mustafa'yı kendim izliyordum o yüzden öneriyorum bende ben de var abi çok yazıyor adam ama çok seviyorum ediyorum falan filan diye bak yanlış anlamayın kesinlikle paylaşmasını istemiyorum o insanların ama yani a, adam seni gizli gizli izliyor mesela mı? <laughs> ya sevmem siz bak o mevzu yaşarsanız eğer bir gün çaresiz kaldın yani çaresiz kalmak da ağır da hani böyle imkan arayıp da hani ulan bir yükselsen bana da şans bir gülse ben de bir yerlere gelsem falan diye düşündüğünüz zaman şeyi göreceksiniz yani. Gatekeeping olayı ne demek olduğunu göreceksiniz. Bana çok yapmaya çalıştılar o, Onu. Ama ben o konuda bir radikaldim. Hep agresiftim yani. istediğimi aldım hep. Youtube'da falan da öyle. Sosyal medyada da öyle. Girdiğim bütün platformlarda öyleydi. Agresif bir şekilde istediğimi aldım ben. Birinden bir şey beklemedim. Ama başta şeyleri hatırlıyorum. İşte ne bileyim bir Özel haber falan yapıyorum. Flat falan yapıyorum. Haberleştiriyorlar, kullanıyorlar. Kullandıktan sonra adam mesela şey yazmıyor. Erlik kaynak falan da yazmıyor. Kesinlikle yazmıyor. İşte videoların falan paylaşıp kesinlikle kaynak yazmıyor. Ne bileyim işte bu, bu, sinema içerikleri falan yapıyorsun. Bire bir cümlene kadar çalıyorlar. Bak bire bir cümlene kadar çalıyorlar. Hepsini çalıyorlar. Ondan sonra da hiçbir şekilde ben buradan aldım. Etkilendim bile demiyor adam. Daha da kötüsü bak onu da deme. Benim bununla bir sorunum yok. Ya yani mesela şu an Kurtlar Vadisi içeri üretenlerin %99'u Benden esinlenme problem değil. Getirmiş olduk yani bunu en Ben hep bunu istiyorum yani Kültür olarak biz de kendi kültürümüzü üretelim. Yani evet konuşuyoruz ben de konuşuyorum. E, yabancı sinema konuşuyoruz. Kore sinema. Biraz da bizi konuşalım. Bizim dizilerimizi konuşalım. Bizim popüler kültürümüz olsun biliyorsunuz. Ben hep bunu istedim. Çok olsun istedim. Şimdi, abi adam birebir şey yapıyor. Senden aparıyor. Birebir. Yani öyle böyle değil. Birebir senden aparıyor. Ve işin daha da komiği biri bunu yazdığı zaman herhalde bunu almış da oluyorlar bunda. Ben hiç izlemedim diyor. Abi yarrak izlemedin. Yarak izlemedin bok izlemedin. Sen ezbere biliyorsun büyük bir ihtimalle. Nasıl izlemedim nasıl bilmiyorum. Ya daha da komik şu bak nereden anlıyorum biliyor musunuz? Bakın çok spesifik örnek vereyim size. Bazı belgeleri mesela ilk defa ben işlemiş oluyorum. Bu hakikaten böyle. Dijitalize ediyorum bilmem ne. Ben çıkarıyorum ben önden araştırıyorum. Benden önce birileri bunu kullandı mı diye. Google'dan falan bakıyorum. Giriyorum bakıyorum var mı yok mu bilmem ne diye. E, yok. Hatta dikkat edebilirsiniz. Bazı olaylarda şey vermeyeceğim. Spesifik örnekler vermeyeceğim. Bazı olaylarda ben bunu ilk söylediğim dediğim zaman girin kontrol edin. YouTube'dan şey pardon YouTube değil Google'dan tarihi ayarlayın. Benim videonun öncesine bakın konuşulmuş mu paylaşılmış mı hiçbir şey yok. Ama sen paylaştıktan sonra sen bir kere konuştuktan sonra gırla yayılıyor. Ateş gibi yayılıyor ortalığa. E, vadi olayında da öyleydi. Mesela bak vadi olayında spesifik bir şey söyleyeyim size. <laughs> Kırtlar Vadisi'nin kayıp yarım sezonu diye bir videom vardı benim. Hatırlıyor musunuz? Kayıp yarım sezonu diye bir videom vardı benim. Videoda ısrarla şey diyorum. E, bu net bir veri değil. Benim işte edindiğimiz bilgilerden yaptığım bir çıkarım. Ne bu çıkarım? Yapımcıların açıklamaları, senaryonun akışı ve senaryoda bazı tutarsızlık değil ama kırılmalar var. Ani kırılmalar falan var. Oradan bir video çıktı. Hani bir yarım sezonu eksik kurtar Vadisi'nin diye. Bu gerçek şey değil ama hani benim çıkarımım. Ve hatta sonra da şey ekliyorum. Ya böyle olsaydı kim bilir belki de hani Polat karakteri daha agresif, daha dark side, kötü tarafa geçecek bir adam olacaktı. Tony Montana gibi bir son olacaktı belki. Değil mi? Hani şey düşünün. Polat tamamen kötülüğe giriyor, babasının yolundan gidiyor, baron oluyor amına koyayım. Bokunu çıkarıyor böyle güç manyağı bir adam oluyor. En sonunda da Karanlı'nın villasında çatışmayla öldürüyorlar falan. Yani tam Tony Montana, full Tony Montana'ya giriyor. Kötü bir finalde. Kötü bir final derken yani bad ending tarzında. Ama böyle bir video yaptık. Hani bu tamamen bizim şeyimiz, uydurmamız. Bunu alıp işte Kurtlar Vadisi'nin gizli sezonu. Osman Sınav aslında böyle böyle yapacaktı. <laughs> Osman Sınav aslında böyle yapacaktı. Sonradan işte çeşitli sebepler yer altından tehdit falan yani Osman sınavına ayrılma sebebi gibisinden. O zaman böyle çevirmişler falan gibisinden. Bir daha bir de rolleniyorlar. O benim uydurmam oğlum yani o gerçek değil. Yani uydurmam derken öyle olduğunu varsayıyorum. Çünkü bir eksiklik var biliyorsunuz Oktay Kaynarcan'ın çıkması konusunda. Şimdi bu adama bunu dedikleri zaman diyor ki ben hiç izlemedim diyor. Mümkün değil. Mümkün değil oğlum. Mümkün değil. Benden almışsın onu belli. Bunun gibi yani bunu örnek veriyorum çünkü şey bir örnek bu zararsız bir örnek. Şimdi başka siyasi örneklerden versem kanallar hemen tanıyacaksınız, anlayacaksınız, olmayacak. Hoş olmayacak yani. Emeğe saygısızlık herkesle var. Bir de şey var. Hani o yüzden anlıyorum ben şeyleri hep. Genç içerik üreticisi insanları. Abi hiçbir şekilde kaynak vermiyorlar. Bu zor bir şey değil kaynak vermek. Şundan aldım, şundan gördüm demek zor değil. Şundan esinlendim demek zor değil. Bu seni küçü küçültmez yani. Tam tersine. Bu seni küçültmez ki. Ama hep şey var. Hani ben kaynak verirsem, birinden etkilendim dersem... Küç küçülme, ...küçülme olur bende. Daha küçük birisi olurum. Hani sanki insanlar şey diyecek. Ha sen bundan mı etkilendin? Allah senin belanı versin. Oğlum zaten aklı başında bir insan... Hani kafasına çalıştıran senin videolarını izlerken şey buradan esinlenmiş falan diye anlıyor. Bu yayın tayfasında da böyle. Ya bir daha sonra adam üretmek istemiyor. Üretmek istemiyor adamı. Anlıyorum o çocukları ben de. Abi üretiyorsun çalınıyor. Ürettiğin hakkı verilmiyor yani. Adam çalıyor çatır çatır çalıyor. Twitter'da falan daha kötü. Bildiğin tweet falan çalıyorlar direkt. Ya oğlum şey vardı. <laughs> ben bir şeyde bir mentte bir şey sormuşlar. Abi sen ne zaman uyuyorsun falan diye. Benim de hakikaten bir sıkıntım bir derdim vardı. Ben de bir şey yazdım oraya. Hakikaten kalbinden gelen bir şey yazdım. Abi bunu almışlar benim nikim yerine kendi nikini koymuş eleman. Tamam mı? Kendi koymuş. Arkasına da acıklı müzik koymuşlar. Etitli müzik. Instagram'a atmışlar. 100k fav almış. Yani bu tecavüz anladın mı? Yani duygusal tecavüz bu. Senin yazdığın, yaşadığın bir şey adam tecavüz ediyor şey için. Etkileşim için. Hani oğlum ben onu ne yaşadım da yazdım. Sana ne oluyor amına koyayım? Sen niye, sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Niye utanmıyorsun bunu yaparken?